Merhabalar arkadaşlar. Kaldırma kuvveti konusuna başlıyoruz. Bir cisim bir sıvıya bırakıldığında, diyelim ki yüzüyor olsun, şöyle bir cisim yüzüyor olsun. Taşan sıvının ağırlığı şöyle bulunur. Batan hacim kadar sıvı taşar. Eğer taşma seviyesine kadar dolu bir kaba bırakılıyorsa, buraya batan hacim kadar sıvı taşar arkadaşlar. Ve batan cismin hacmi kadar sıvı taşacaktır. D sıvı. V batan çarpı D sıvı bu taşan sıvının ağırlığını verir bize. Taşan sıvının ağırlığı, bakın, V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Ve biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Bir cismin ağırlığı aşağı doğrudur. Ve bu cisim dengede olduğuna göre yukarı doğru kaldırma kuvveti etki eder bu cisme. Cismin ağırlığının büyüklüğü bu kaldırma kuvvetinin büyüklüğüne eşittir diyoruz. Kaldırma kuvveti şöyle hesaplanıyor arkadaşlar işte. Taşan sıvının ağırlığına eşittir. Bakın kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G ile bulunur. Taşan sıvının ağırlığı. Cismin ağırlığı ise V cisim çarpı cismin öz kütlesi çarpı G ile bulunur. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bilmemiz gereken kurallar bunlar. Batan hacim kadar sıvı taşar. V batan kadar sıvı taşar. Ve taşan sıvının ağırlığı V batan çarpı D sıvı çarpı G ile bulunur. Ve bir cismin ağırlığı kadar sıvı taşıyor sevgili arkadaşlar. Ağırlığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Aslında vektörel olarak cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinin tersi kadardır. Eksilisidir. Ama biz ne diyeceğiz? Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ağırlığın büyüklüğüne eşittir diyeceğiz. Kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Bu sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesidir. Bunu basınç konusunu gördükten sonra bir daha göstereceğiz. Şimdi özel durumlara başlayalım arkadaşlar. Bakın özel durumlar. Özel durumlardan birincisi şu. Yüzme durumu. Bir cismi attık biraz önceki gibi. Aslında biraz öncekinin aynısı. Bir cismi attık bir kaba ve yüzüyor. Yani bir kısmı dışarıda bir kısmı içeride kalıyor. Bakın buna yüzme durumu deniyor. Dipten de yüzelim olmuyor yani. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına yine büyüklük olarak nedir? Eşittir diyoruz. Kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı batan hacim. Gördüğünüz gibi V batan çarpı D sıvı çarpı G'di. Cismin ağırlığı ise V cisim çarpı D cisim çarpı G'dir. Bakın burada arkadaşlar batan hacim cismin hacminden daha küçük. V batan daha küçüktür. V batan cismin hacminden küçük. O zaman çarpım durumunda oldukları için sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyüktür diyoruz. D sıvı D cisimden büyüktür. Öz kütlesi sıvı daha yoğundur. Dolayısıyla yüzme durumundaki iki kuralı tekrar yazalım. Sıvı cisimden daha yoğundur. Bakın D sıvı D cisimden daha yoğundur. Ve kaldırma kuvvetinin büyüklüğü denge durumunda ağırlığın büyüklüğüne nedir? Eşittir diyoruz. Birinci durumumuzu bitirdik. Bakın. Geldik ikinci durumumuza. İkinci durumumuz askıda kalma durumu arkadaşlar. Askıda kalma. Ne demek? Askı ne demek arkadaşlar? Askı, elbise askısı gibi düşünün. Yani nereye asarsanız orada kalır cisim. Mesela bir cismi işte şuraya bıraktınız sıvı içerisinde, şurada kalır. Ortaya bıraktınız, ortada kalır. Dibe yakın bir yerde bırakın, dipte kalır diyoruz. Askıda kalma durumunda kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ağırlığın büyüklüğüne yine eşittir. Denge durumudur. Kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı D sıvı çarpı G'di. Ağırlık ise V cisim çarpı D cisim çarpı G'ydi. Şimdi burada görüyorsunuz arkadaşlar zaten batan hacim cismin hacmi kadar. Bunlar sadeleşir. Demek ki sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesine eşittir. Yani cisim D öz kütleri ise sıvı da D öz kütleridir diyoruz. Durumumuz bu kadar. Askıda kalma durumunda kaldırma kuvvetinin büyüklüğü G'ye eşit. Sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesine de eşittir diyoruz. İkinci durumumuz buydu. Geldik üçüncü durumumuza. O da batma durumu, dibe batma durumu. Batma durumu arkadaşlar. Nereden bırakırsanız bırakın bu cisim
ne yapar? Dibe batar. Mesela yukarıdan bıraktığınız bir cismi diyelim, serbest bıraktınız, gider dibe çöker. Dibe çöktüğüne göre arkadaşlar ağırlık mı daha büyüktür, kaldırma kuvveti mi daha büyüktür? Bakın, cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyüktür diyor. Cismin ağırlığı V cisim çarpı D cisim çarpı G. Kaldırma kuvveti de V batan çarpı D sıvı çarpı G olduğuna göre batan hacim zaten cismin hacmi kadar. O zaman demek ki sevgili arkadaşlar cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden yoğundur diyoruz. Bir cisim dibe batıyorsa yani sıvıdan daha yoğundur. Bu kadar nettir bu konu. Sıvı D öz kütleli ise cisim mesela 3D öz kütleli, 2D öz kütleli. Gitti dibe oturdu. Hatta ve hatta arkadaşlar bakın dibe oturduğuna göre diyoruz bu cisme bir yüzey tepkisi etki ediyordur. Yukarı doğru bir de kaldırma kuvveti var. Aşağı doğru da cismin biliyorsunuz ağırlığı var. Cismin ağırlığı kaldırma kuvvetiyle işte aşağı doğru olan kuvvetler yukarı doğru olan kuvvetlerin toplamına büyüklük olarak eşittir diyoruz. Demek ki bir yüzey tepkisi var. Yüzey tepkisi sıfırdan farklıdır batma durumunda. Cisim gider yere dibe oturur diyoruz. Dördüncü durumumuz. Mesela bir cismi iple asıyoruz diyelim arkadaşlar. Bakın bir cismi iple asıp havada tartıyoruz. Bakın havadaki ağırlığı T ip kelimesi demek. Cismin ağırlığı kadardır. Cismin ağırlığı ne kadarsa ip kelimesi onu tartar. Havadaki ağırlığı T, G kadar olsun. Şimdi bu cismi götürüyoruz bakın. Bu cismi götürüyoruz. Ne yapıyoruz? Bir sıvıya bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu cismi, G ağırlıklı cismi götürdük. Sıvıya bıraktık. Bu cisme bir kaldırma kuvveti etki ediyor görüyorsunuz yukarı doğru. Bu kaldırma kuvvetiyle beraber ip kelimesinin toplamı cismin neyine eşittir? Ağırlığına eşittir diyoruz. Cismin ağırlığı burada kaldırma kuvvetinden nedir? Büyüktür. Tıpkı batan bir cisim, batmak isteyen bir cisim gibi. Cismin ağırlığı V cisim çarpı D cisim çarpı G. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıfır çarpı G ise bakın batan hacim cismin hacmi kadar cisim sıvıdan daha yoğundur diyoruz. Cisim neymiş? Sıvıdan daha yoğundur. İpte bir gerilme varsa tabii. İpte gerilme varsa. Aynı zamanda arkadaşlar bu ip gerilmesine, yeni bulduğumuz ip gerilmesine sıvıdaki ağırlık diyoruz. T sıvı diyelim ona. Havadaki ağırlığı G kadardı ama sıvıdaki ağırlığı bakın hesaplayacak olursak T artı FK G'ye eşitse bu cismin sıvıdaki ağırlığı cismin ağırlığından kaldırma kuvvetini ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Yani 100 gramsa, 100 newtonsa ağırlığı, 20 newton kaldırma kuvveti varsa bu sıvıda daha hafif gelir diyoruz. Cisim bu sıvıda daha hafif gelecektir. Çünkü kaldırma kuvveti var. Şimdi 5. durumumuz da şu arkadaşlar. Bir cismi alıyoruz kaptan, dipten bağlıyoruz. Mesela yukarıda durmakta olan bir cisim var diyelim. Normalde yukarıda yüzüyordu. Ben bunu zorla aşağı çekiyorum. O zaman arkadaşlar ipte bir gerilme olacaktır. Çünkü cisim ne yapmak istiyor? Yukarı çıkmak istiyor. Bu cismin yukarı doğru kaldırma kuvveti var. Bu sefer ip gerilmesi aşağı doğru çekiyor cismi. Ağırlık da aşağı doğru çekiyor. Arkadaşlar kaldırma kuvveti bu sefer G ile T'nin toplamı kadardır diyoruz. Gördüğümüz gibi kaldırma kuvveti G'den daha büyük. Kaldırma kuvvetinin formülü neydi? V batan D sıvı G idi. Ağırlığın formülü ise V cisim, D cisim, G idi. Dolayısıyla burada şimdi batan hacim cismin hacmi kadar olduğuna göre DS, DC'den daha büyüktür. Yani sıvı cisimden nedir diyoruz? Daha yoğundur. Yani bir cisim çıkmak istiyorsa arkadaşlar, bakın yukarı çıkmak istiyorsa, ipte bir gerilme oluşturuyorsa, ipteki gerilme sıfırdan farklıysa, demek ki sıvı daha yoğundur demek ki. Sıvı cismi ne yapıyor? Yukarı doğru itiyor demektir diyoruz. Şimdi bu özel durumlarımız bitti. Biraz örnek çizelim arkadaşlar. Örnek yaptıktan sonra yine başka özel durumlar, taşma kabı gibi konular yapacağız. Şimdi birinci örneğimiz şu bakın. Bir kaba 3 tane farklı cisim bırakalım. Sıvı seviyesinden bırakalım. Bir cisim yukarıda dursun.
Bir cisim ortada kalsın. Bir cisim de gitsin dibe otursun şöyle. Bakın. X, Y, Z cisimleri eşit hacimli olsun arkadaşlar. Eşit hacimli. Birinci soru tipi bu. Hacimlerini biliyoruz cisimlerin. Ya hacimlerini biliyoruzdur problemde ya ağırlıklarını. Hiçbir şey bilmiyorsak zaten yapamayız. Şimdi eşit hacimli X, Y, Z cisimleri sıvı seviyesinden bırakılıyor ve şekildeki gibi dengede kalıyorlar. Sıvı seviyesinden bırakılınca şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre bunların diyor öz kütleleri içinde söylenebilir ve bunları etki eden kaldırma kuvvetleri için ne söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere bunları sıvı seviyesinden bırakınca Z cismi dibe battığına göre Z en yoğundur diyoruz. Z sıvıdan daha yoğundur. Bakın. Y de askıda kaldığına göre o da sıvının öz kütlesine eşittir. X de yüzdüğüne göre bir kere X'in yoğunluğu en küçüktür diyoruz. Yani yukarıda kalan bir cismin yoğunluğu neymiş? En küçüktür. Batan bir cisim en yoğundur diyoruz. Şimdi geldik kaldırma kuvvetlerine. Bize ne diyordu? Kaldırma kuvvetinin formülünü bileceğiz arkadaşlar. Formülü şuydu. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Sıvı zaten hepsinde aynı. Sıvı aynı. G de yer çekimi aynı. O zaman batan hacime bakacağız. Şimdi bu cisimin hacimlerine dikkat edin bakın. Hepsi V hacmindeyse. Mesela Z'nin tamamı batmış. Y'nin de tamamı batmış. Ama mesela X'in 0,8'i batmış. 0,2'si dışarıda. V batanını 0,8 alacağız X'in. Tek esprisi bu sorunun. Demek ki bakın X'in V batanına 0,8 V batan çarpı D sıvı diyeceğiz. Bakın 0,8 V çarpı D çarpı G. Y'ye V çarpı D çarpı G. V kadar batmış. Z'ye de V kadar batmış. Bakın batan hacimleri Y ve Z'nin aynı. Denge durumları demek ki burada önemli değil kaldırma kuvvetlerinin büyüklüğü açısından. Y ve Z aynı kaldırma kuvveti etki ediyor ama X'e daha az kaldırma kuvveti etki ediyor deriz. Demek ki hacim veriyorsa arkadaşlar batan hacme bakıyoruz kaldırma kuvveti hesaplanırken. Hacim veriyorsa batan hacme bakıyoruz. Bu birinci soru tipi. İkinci soru tipi de şu. Bakın. Bir kaba. 3 tane cisim bırakıyoruz yine. Bir tanesi yüzüyor. Bir tanesi askıda kalmış. Bir tanesi de batmış. Sıvı seviyesinden bırakılan cisimler diyor. Şimdi sıvı seviyesinden bırakılan eşit ağırlıklı cisimler diyor bu sefer. Mesela eşit kütleli cisimler. Eşit kütleli X, Y, Z cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetlerini soruyor. Şimdi arkadaşlar bunların böyle dengede kaldığını biliyoruz. Sıvı seviyesinden bırakılınca Z'nin battığını görüyoruz. Bakın o zaman ne diyeceğiz? Aşağı doğru her zaman ağırlıklar aşağı doğrudur diyoruz. Şimdi X'e ne kadar kaldırma kuvveti etki ediyordu bakın. X'e etki eden kaldırma kuvveti yüzerken ağırlığa eşitti. Bu birinci durumumuzdu. Askıda kalırken de ağırlığa eşitti. Ama batınca kaldırma kuvveti ağırlıktan daha küçük geliyordu. Ağırlıktan daha küçük geldiği için kaldırma kuvveti zaten cisim ne yapmış demektir? Batmış demektir. Dolayısıyla X'e G kadar etki ediyorsa, Y'ye G kadar etki ediyorsa kaldırma kuvveti Z'ye daha az etki etmiş deriz. Demek ki hacim bilmiyorsak ağırlıktan denge durumuna göre yorum yapılır diyoruz. İkinci durumumuzu da yaptık. Başka bir örnek yapalım. Mesela yorum sorusu. Bakın. Diyelim ki bir cisim bir sıvıda yüzüyor. Suda yüzüyor mesela. X cismi suda yüzüyor. Diyor ki suya diyor arkadaşlar tuz atılırsa bakın. Suya tuz atılırsa bu cismin batan hacmi nasıl değişir? Bu cismi etki eden kaldırma kuvveti nasıl değişir diyor. Arkadaşlar şimdi su biliyorsunuz saf bir sıvıdır. Bunun içerisine tuz atarsak eğer suyun yoğunluğu artar. Dolayısıyla bu cisim yukarı çıkmaya başlar. Bu ilkokulda verilen ilk deneylerden bir tanesidir bir çocuğa. Yani ben hatırlıyorum ilkokul 5'te verilen deneydi. Tuz atıyorsunuz suya ve yumurta yukarı doğru çıkmaya başlıyor.
tuzlu suda demek ki batan hacim ne yapar arkadaşlar? Azalır. Bunu bileceğiz. Peki kaldırma kuvveti ne yapar? Arkadaşlar, kaldırma kuvveti yüzen cisimleri etki eden kaldırma kuvveti neye eşitti? Cismin ağırlığına eşitti. Kaldırma kuvveti yine ağırlığa eşittir diyoruz. Yani yüzmeye devam ettiği müddetçe kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Değişmez diyoruz. Ha, şöyle de yapabiliriz. Bakın kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G. Burada batan hacim azaldı, sıvının öz kütlesi arttı. Değişmez diyebiliriz ama diğer türlü söylemek daha net bir yöntemdir. Kaldırma kuvveti direkt yüzen cisimlerde ağırlığa eşittir demek daha güzeldir. Batan hacim azalır ama kaldırma kuvveti değişmez diyoruz. Başka bir soruya geçelim bakalım. Şimdi diyoruz ki mesela iki tane cisim birbirine bağlı olsun. İple bağlı olan cisimler olsun. İp gerilmesi de sıfırdan farklı olsun. Bakın T gerilmesi sıfırdan farklı. X ve Y cisimleri var. İp gerilmesi sıfırdan farklı. Gergin ip diyor. Bunu söylüyor problemde. Söylemezse zaten soruyu yapamayız. Diyor ki eğer bu gergin ip kesilirse, bakın, gergin ip kesilirse ne olur? X'i etki eden kaldırma kuvveti ne yapar? Y'yi etki eden kaldırma kuvveti nasıl değişir? Ve sıvı seviyesi nasıl değişir diyor bakın. H nasıl değişir? Şimdi sevgili arkadaşlar, ipi gerdiğine göre cisimler, mesela X cismi ipi geriyorsa demek ki yukarı çıkmak istiyor demektir. Y cismi ipi geriyorsa demek ki batmak istiyor demektir. Arkadaşlar, yani yeni şekli çizecek olursak, bakın, yeni şekli çizecek olursak burada, X cismi ne yaptı? Yukarı çıktı. Y cismi ne yaptı? Dibe çöktü. İpi gerdiklerine göre yeni denge durumu budur diyoruz. Bakalım şimdi kaldırma kuvvetini burada nereden yapacağız arkadaşlar? V batandan yapacağız. V batan çarpı D sıvı çarpı G. X'in V batanı ne yaptı arkadaşlar? Bakın V kadar batıyordu, şimdi daha az batıyor. Batan hacim azaldı. Dolayısıyla X'i etki eden kaldırma kuvveti azalır diyoruz. Y'nin ama batan hacmi değişmedi. Bakın Y'ye etki eden kaldırma kuvveti değişmez diyoruz. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Y'nin batan hacmi değişmediği için kaldırma kuvveti değişmez diyoruz. Batan hacme bakıyoruz yani. Burada kaldırma kuvvetini batan hacimden bakıyoruz. Şimdi burada önemli bir nokta. Sıvı seviyesi nasıl değişir? Arkadaşlar batan hacimle ilgili bir şeydir. Mesela X'in batan hacmi azaldı. O zaman sıvı seviyesi azalır diyoruz. Toplam batan hacme bakıyoruz. Mesela siz bir topu alın, suya batırın. Su yükselecektir kovada. Kovadan çıkartın. Topu kovadan çıkartırsanız su seviyesi ne yapacaktır? Alçalacaktır. Yani batan hacim azalırsa ne olur? Sıvı seviyesi azalır. Bir çay kaşığı çayın içindeyken dışarı çıkartırsanız çay seviyesi düşer bardaktaki. Yani çay kaşığını batırınca sıvı ne yapar? Yükselir. O yüzden mesela bardaklara biraz pay bırakılır. Tamamen doldurulmaz rahat karıştırabilmek için. Çünkü çay kaşığını koyunca sıvı yükselecektir. Batan hacim artarsa, bir cismi batırırsanız, batan hacmi artarsa sıvı seviyesi artar. Batan hacmi azalırsa sıvı seviyesi azalır. Sıvı seviyelerinden yine örnekler çözeceğiz. Başka bir örnek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kap olsun bakın. Bu kaba bir X cismi bıraktık diyelim mesela. Bir de Y cismi bıraktık. Bu su olsun. X ve Y cisimlerinin arkadaşlar, X ve Y'nin kütleleri eşit olduğuna göre suya bırakılan X ve Y cisimlerinin kütleleri eşit olduğuna göre bunları etki eden kaldırma kuvvetleri için ne söylenebilir? Hangisine daha fazla kaldırma kuvveti etki eder? Hangisinin yoğunluğu daha fazladır diyor. Şimdi burada sular eşit, cisimler farklı cisimlerdir. Neden? Ağırlık merkezlerine bakıyoruz arkadaşlar. Ağırlık merkezleri neresinde kaldığına bakıyoruz sıvının. Birisi ağırlık merkezi sıvının üstünde kalmış, birisi altında kalmış. Demek ki bu ağırlık merkezi bir cismin yoğunluğuyla ilgili bize bilgi veriyor. Burada X'in yoğunluğunun Y'den daha az olduğunu
söylüyoruz. Hepsi sudan daha yoğun, daha az yoğun. Yani su hepsinden yoğun ama demek ki böyle hep yüzüyorsa da ağırlık merkezlerinin konumlarına göre cisimleri ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. İlk cismi daha az yoğundur diyoruz. Kütleleri eşitse, ne demiştik? Kütleleri eşitse ağırlıkları da eşittir o zaman bunların. Cisimlerin ağırlıkları eşitse kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri de eşittir diyoruz. Kaldırma kuvvetleri eşittir ama X cismi daha az yoğundur diyoruz. Mesela ayrıntı bir sorudur ama şöyle bir soru çözelim bakın. Şimdi bir üçgen bir cisim olsun. Koni mesela. Şimdi bu koninin h kadarı yukarıda, h kadarı aşağıda olsun. X cismi, Y cismi ve Z sıvısı. Öz kütleleri için ne söylenebilir diyor. Bakın DX, DY ve DZ için ne söylenebilir diyor. Ne yapacağız demek ki burada arkadaşlar? Bakın ağırlık merkezine bakacağız. X'in ağırlık merkezi tam suyun üstündeymiş. Vermiş bize. Burada Y'nin ağırlık merkezi tam ortada değildir. Daha ağır olan tarafa daha yakındır. Yani Y'nin ağırlık merkezi arkadaşlar burada nerededir? Sıvının içindedir. Bakın üçgen bir koni şeklinde bir cisim, üçgen demeyelim, koni şeklindeki bir cismin ağırlık merkezi tabana daha yakındır diyoruz. Dolayısıyla burada Y'nin öz kütlesi X'ten nedir? Büyüktür diyoruz. Z sıvısında ikisi de yüzdüğüne göre Z sıvısı hepsinden daha yoğundur diyoruz arkadaşlar. Bu ağırlık merkezi ile ilgili hani soru göreceksiniz, karşılaşacaksınız. Bir tane yapalım dedim. Mesela şöyle üniversite sınavında çıkmış bir soru var bakın. Bir tane çubuğu şöyle bırakmış, türdeş bir çubuğu. Bir tane çubuğu da şöyle bırakmış. Bakın, X çubuğu, Y çubuğu sıvıya bırakmış. Sıvı da şekildeki gibi dengede kalıyor, Z sıvısında. Bunların öz kütleleri için ne söylenebilir? Türdeş, X, Y, Z cisimleri bir sıvıya bırakıldığında şekildeki gibi dengede kaldığına göre bunların öz kütleleri için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar, mesela X cismi askıda kaldığı çok belli. Z sıvısının ortasında bir yerde kalmış. X'in öz kütlesi Z'ye eşittir. Peki Y? Y için çok yanlış yapanlar var. Arkadaşlar Y eğer türdeş bir cisimse, eğer batmak isteseydi bakın her şeyle gider dibe otururdu. Ama batmamış. Demek ki bunu birisi böyle birisi asmış buraya. Yani askıda kalmak demek bu demek. Elbise askısı gibi asmış sıvının içerisine bırakmış. Demek ki yerde hiçbir tepki falan yok. Bunları kendimiz çıkartıyoruz. Demek ki o da sıvının öz kütlesine eşittir. Her şey birbirine nedir diyoruz burada? Eşittir diyoruz. Biraz böyle öz kütle karşılaştırma problemleri yapalım. Mesela bir cismi sıvıya bıraktık. Bakın hesapları nasıl oluyor? Şimdi hesaplamalar yorum yapmak açısından önemli göreceksiniz. Mesela bir cisim yarı yarıya dengede kaldı. Sıvının öz kütlesinin kaçta kaçıdır? Bir cisim mesela 1/3 dengede kaldı. Kaçta kaçıdır? Bir cisim mesela 2/3 dengede kaldı. Kaçta kaçıdır öz kütlesi? Bu X cismi olsun, bu Y cismi olsun, bu Z cismi olsun. Ondan sonra K sıvısı olsun hepsinde. K sıvısında dengede kaldığına göre. Mesela DX bölü DK, DY bölü DK, DZ bölü DK hepsini ayrı ayrı sorular olarak yapalım. Bakın. Şimdi X ile K'yı karşılaştıracak olursak. Neydi arkadaşlar? Yüzerken kaldırma kuvvetini ağırlığa eşit diyorduk. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvıydı. Şimdi V kadar batmış bakın. V batan çarpı D sıvı, D sıvı DK. Cismin ağırlığı ise toplam hacmi 2V kadar D cisim. Buradan arkadaşlar K'nın öz kütlesinin X'in öz kütlesine oranı 2'ye 1 çıkar. Yani K 2D öz kütleli ise X cismi D öz kütlelidir diyoruz. Yarı yarıya battıysa öz kütleleri oranı 2'ye 1'dir. Mesela Y cismine bakalım. Kaldırma kuvvetini bu cismin ağırlığına ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvıydı. Bakın batan hacim V kadarmış bu sefer. V kadar DK çarpı G. Cismin ağırlığı ise hacmi çarpı yoğunluğu 3V kadar DY çarpı G. Dolayısıyla bu sefer DK DY'nin kaç katı çıktı? 3 katı çıktı. Yani K sıvısına 3D dersem Y cismine ne diyeceğim? D öz kütleli diyeceğim. 1/3 battığı için 1/3 oranı vardır diyeceğim arkadaşlar. Mesela üçüncüsüne bakalım.
Kaldırma kuvvetini yine ne yapıyoruz? Ağırlığa eşitliyoruz. Kaldırma kuvvetini ağırlığına eşit diyelim z'nin. Kaldırma kuvveti v batan çarpı ds bu 2v kadar dk. Ağırlık 3v kadar dz. Burada oranlarsanız bakın dk bölü dz 3'e 2 çıkar. Yani sıvı 3'te ise cisim 2D'dir. 3'te 2'si battıysa bakın 3'te 2'si batıyorsa 3'e 2. 3'te 1'i battıysa 3'e 1. 2'de 1'i battıysa yani yarı yarıya battıysa 2'ye 1. Özkütleleri oranı demek ki batma oranlarına bağlıdır diyoruz. Batma oranı bakın. Bir tane örnek yapalım. Bir tane örnek yapıp geçelim bu karşılaştırma problemlerini. Mesela diyelim ki 3 hacim batsın bir hacim yukarıda olsun. Batma oranına bakıyoruz. Kaçta kaçı batmıştır bakın. Arkadaşlar 4'te 3'ü batmıştır. O zaman sıvı 4'te ise cisim 3D'dir diyoruz. 4'te 3'ü battıysa 4'e 3. Tekrar söylüyoruz. Kaldırma kuvveti ile ağırlık arasındaki ilişki. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G. Ağırlık V cisim çarpı D cisim çarpı G. Bakın batan hacim 3V ise cismin toplam hacmi 4V ise o zaman sıvıya 4D derseniz cisme 3D dersiniz. Evet. Başka bir örneğe geçelim şimdi arkadaşlar. Bakın. Mesela bir cisim sıvıya bıraktık diyelim. X cismi olsun. X cismini başka bir sıvıya bırakalım bir de. X cismini başka bir sıvıya bıraktık. Hep aynı cisim. Bir K sıvısına bıraktık. Bir de L sıvısına bıraktık. Diyor ki K ve L'nin üst kütleleri için ne söylenebilir? Hangisi daha fazla kaldırma kuvveti uygulamıştır? Mesela K sıvısı mı daha fazla kaldırma kuvveti uygulamıştır? L sıvısı mı daha fazla kaldırma kuvveti uygulamıştır diyor. Arkadaşlar cismimiz aynı cisim. Bakın cismin ağırlığı G kadar. İki durumda da aynı cisimden bahsediyoruz. X cismi sonuçta iki farklı sıvı da dengede kalıyor. O zaman kaldırma kuvvetleri de birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır diyoruz. Kaldırma kuvvetleri eşittir. Neden eşittir? Çünkü ağırlıklar eşit arkadaşlar. K'nın uyguladığı kaldırma kuvvetiyle L'nin uyguladığı kaldırma kuvveti eşittir. Ama sıvılar farklıdır. Bakın kaldırma kuvvetlerine eşit diyoruz. Çünkü ikisi de G'yi taşıyor. Ama birincisinde V kadar batmış. V batan çarpı D sıvı çarpı G. İkincisinde ne kadar batmış? 2V kadar batmış. 2V çarpı DL çarpı G. Dolayısıyla DK DL'nin kaç katıdır diyoruz? 2 katıdır. Batma oranı daha az olduğu için K sıvısı 2D ise L sıvısı D özkütleridir diyoruz. K'nın özkütlesi L'ninkinin 2 katıdır ama aynı kaldırma kuvvetini uygulamışlardır diyoruz. Başka bir soru. Şimdi arkadaşlar aslında başka bir sorudan ziyade not gibi. Bir soru. Çok klasik örneklerden bir tanesi bu. Bir klasik örnek tipi. Mesela bir X cismi bir hacim içeride, iki hacim dışarıda, D özkütleri bir sıvı da dengede kalıyor bakın. Sonra götürüyoruz bu X cisminin üstüne bir cisim bırakıyoruz. Şöyle bir cisim bıraktık diyelim. Nasıl bir cisim bıraktık? Bir Y cismi bıraktık. X cisminin üstüne Y cismini bıraktık D özkütleri sıvıda. Diyor ki kütleleri oranı kaçtır? Bakın X'in ağırlığının Y'nin ağırlığına oranı kaçtır diyor. Şimdi bunu kaldırma kuvvetinden yapacağız arkadaşlar. Yüzmeye devam ediyor çünkü. Bakın X'in ağırlığını şöyle buluyoruz. X'e ne kadar kaldırma kuvveti etki etmiş ona bakıyoruz arkadaşlar. Ne kadar etki etmiş? İşte bir hacim etki etmiş. 1VDG kaldırma kuvveti etki etmiştir. Peki X ve Y cisimlerine ne kadar kaldırma kuvveti etki etmiş? X ve Y cisimlerine toplam bakın ne kadar batmışlar ona bakıyoruz. 3V kadar kaldırma kuvveti etki etmiş. Dolayısıyla X'e 1VDG dersek o zaman Y'nin ağırlığı 2VDG olur. Yani X 1 batmış, Y onu 2 daha batırmış. X'in kütlesi M kadarsa Y'nin kütlesi demektir ki 2M kadardır diyoruz. Cevap 1 bölü 2'dir diyoruz. Demek ki batırdığı hacme ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Başka bir örnek. Bakın.
Diyor ki bir tane K cismi var. Üstüne X cismi koyduk arkadaşlar. Sonra diyor ki bu K cisminin üstüne Y cismini koyduk. Daha fazla battı diyor. K'nın üstüne. Sonra Y'nin yanına bir tane Z cismi koyduk. Bakın, üniversite sınav sorusudur bu. Y'nin yanına bir tane Z cismi koyduk. Hepsi battı. Buna göre X, Y, Z'nin kütleleri için ne söylenebilir diyor. İsterseniz videoyu durdurup deneyip sonucu tekrar dinleyebilirsiniz. Şimdi bir düşünüp tabii ben direkt çözüyorum. K cismiyle X'e ne kadar kaldırma kuvveti etki etmiştir? Bakın arkadaşlar, K cismiyle X beraber V kadar kaldırma kuvveti etki etmiş. Yazıyoruz. K ve X'e ne kadar kaldırma kuvveti etki etmiş? V kadar D. G'yi yazmıyorum. Kütleyi buluyorum burada. Bakın K ve Y'ye ne kadar kaldırma kuvveti etki etmiş? Ne kadar batmışlar beraber? 2VD. K, Y ve Z'ye 3'üne birden ne kadar kaldırma kuvveti etki etmiş? 3'ü ne kadar batmışlar görüyoruz. 3'ü beraber 3 hacim batmışlar. 3'üne birden 3VDG kaldırma kuvveti etki etmiş. Kütleleri o zaman 3VD'dir diyoruz. V batan çarpı D sıvı arkadaşlar. Bakın şimdi yorumlar yapacağız. Kısaca yapalım yorumları. K ile Y'nin toplamı 2 ise, getiriyorum K ile Y'nin toplamını 2VD yazıyorum. Bakın. O zaman Z burada 1VD çıkmış oluyor. Z'nin 1VD olduğunu bulduk. Bunu kutu içerisine alalım bakın. Şimdi şekil birden ne elde ederiz? MK artı MX VD ise K da, K'nın kütlesi de VD'den küçüktür. X'in kütlesi de VD'den küçüktür. Bakın X VD'den küçükmüş. Z ise VD'ye eşitmiş. Şimdi şekil 2'den de K ve Y'nin toplamı arkadaşlar. K ve Y'nin toplamı 2VD ise. K VD'den küçükse. Yani K'ya mesela 0,5 dediniz. O zaman Y 1,5 olur. Yani Y'nin kütlesi 1VD'den büyüktür. Soruyu çözmüş oldunuz. Bakın bu 3 tane kutu içerisine aldığım sonucu vermiş oluyor bize. Sonucu tekrar yazalım. Y'nin kütlesi VD'den daha büyük. Z'nin kütlesi bu VD'ye eşit. X'in kütlesi de bakın VD'den küçükmüş. Dolayısıyla Y büyüktür, Z büyüktür, X'tir diyoruz. Bu bir üniversite sınav sorusu. LYS'de çıkmış bir sorudur. Önemli yorum sorularından bir tanesidir. Demek ki arkadaşlar bakın kütle bulunurken V batana bakıyoruz dikkat ederseniz. Ne kadar batmış? Bir hacim batmış. Bakın ne kadar batmış? Bir hacim batmış. Bir VD kaldırma kuvveti. Ne kadar batmış? 2VD. 2VD kaldırma kuvveti. 3 batmış. 3VD kaldırma kuvveti demek ki kütleyi veriyor. Mesela bakın. Bir tane gemi düşünün şöyle. Haydarpaşa'dan geçerken vapurla görürsünüz orada yük gemilerinin yanlarında. Böyle gross ton yazar. İşte 200 gross ton, 250 gross ton. Batma miktarlarına göre ne kadar yük aldığı gözükür. Şimdi bir gemi mesela H kadar battı diyelim. H çizgisine kadar battı. Şimdi bu geminin üstüne bir şey daha ekledik mesela. Şöyle. 2H kadar battı diyelim. Üstüne X cismi koyunca gemi Y olsun. Üstüne X cismi koyunca H kadar daha battı. Sonra gemiye X'in yanına, bakın X'in yanına Z de koyunca bir H daha battı. Artık son noktasına kadar geldi yani. Sonuna kadar doldurduk gemiyi. Daha fazla batamaz. He, diyor ki buna göre X, Z'nin kütleleri için ne söylenebilir diyor. Bakın. Şimdi burada bilmemiz gereken şey ne? Bir cisim yukarı doğru genişliyorsa eğer, ki gemileri böyle yaparlar. Yukarı doğru genişliyorsa, o zaman her haçta hacim artarak gider yani.
her haçta h kadar yukarı çıktıkça hacim artar. Mesela alt tarafa diyelim ki 5V dediysen üst taraf 6V'dir, 7V'dir. Yani kesik konide hesapları var bunun. Kesik koni hesaplarında var ama biz şimdilik daha geniş 5, 6, 7 rakam verelim yani. Şimdi y cismi diyelim ki bakın 5V batsın. O zaman kap yani gemi boşken demek ki ağırlığı var bakın. 5V'de kaldırma kuvveti var. Y'nin üstüne x'i koyunca bakın h daha battı. 5'in üstüne 6 koymuş olduk. 5, 6 daha ne yapar o zaman? 11. Demek ki x ve y beraber 11V'de kaldırma kuvveti etki ediyor. Bir z koyunca bakın 5V, 6V, bir 7V daha battı. Demek ki x, y, z beraber, x, y, z'ye beraber 5, 6, 7 daha ne yapar? 18V'de kaldırma kuvveti etki etti. Biz y'ye 7 demiştik. Pardon, y'ye 5 demiştik. Bakın, y'ye kaç demiştik? Başlangıçta 5 demiştik. Demek ki x 6'dır. Y'ye 5 dersek x'e 6 deriz. Z'ye de 7 deriz. Z 7 batırmış. X 6 batırmış. Y tek başına 5 batmış. Dolayısıyla Z'nin kütlesi x'ten, x'in kütlesi y'den daha büyüktür diyoruz. Arkadaşlar bu VD yapıyorum. Eğer ağırlık yazsaydım VDG yazacaktım. Ben sadece kütlesini yazıyorum. Kütle yazınca VD sadece V çarpı D alınır. Kütle bulunurken V çarpı D, ağırlık bulunurken V çarpı D çarpı G ile çarparsanız demek ki Z büyüktür, X büyüktür, Y olarak bulunmuş oldu. Bu da bir soru tipi. Ne kadar batırdığı arkadaşlar. Bakın ne kadar batırdığı da nedir? Bir soru tipidir diyoruz. Birinci videomuzu bitirmiş olduk kaldırma kuvvetiyle ilgili. Diğer videoda daha değişik örnekler çözeceğiz. Ama en temel örnekleri çözmüş olduk.